Ver kızım. Ver kızım çayımızı. Kosnik herif gelmeden Mevlüde Hanım'la iki lafın beline kupa çekek. Kız Mevlüde. Huu! Ah. Hu, al bakayım al. Oo, Mevlüde Hanım teyzeciğim hoş geldin. Hayırdır? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kaçak süt mü tespit dedi sizden? Yok yani yuvarlanmazdın da sen bize aylardır. Oğlumun hasreti işte Cevahir'im. Sizin damat benim oğluma. Tahsin'ime benziyor. O yüzden baktım. Kusura bakma oğlum. Aa, ne demek Mevlüde teyze? İstediğin kadar bak. Yoksa sizin oğlunuz da mı coğrafyacı doğaperver? Yok canım. Benim oğlum Ankara'da Cumhuriyet Has Savcısı. Zaten orada okudu, orada da kaldı. Gelemiyor yavrum. Çok, çok çalışıyor. Ama inşallah anneler gününde gelir de. Bir şey beklediğimden değil be Hafizeciğim. Çok özledim. Çok, bir tek gün. Neyse Hafize Hanımcığım. Ben gideyim. Evde işim gücüm var. Yoğurt da mayaladım. Hadi alasma aldık. Mevlüde Hanım ne zaman istersen gene gel. Alasma aldık yavrum. Aa, güle güle anneciğim benim. Tam mı sevdi beni ya Mevlüde teyze? Şu yaşıma geldim. Hala böyle yolda çevirirler, yalamı sıkarlar. Sen ne tatlısın. Diye böyle kız mısın erkek misin diye sorarlar. Hop erkek mi sen? Oğlum biz burada kurbana girelim diyoruz. Sen Andreyut kestim diyorsun ya. Allah aşkına iki dakika sus bak. Mevlide teyze iç kemiklerimizi burktu gitti ya. Bari şu kemiklerimiz otursun yerine. Daha Cevahir, Tevar canım ararız Tahsin'i cepten gelir hop bitirmir sen. Lan gavur damat aşina olsana. Mevlüde Hanım'ın oğlu Tahsin hapishanede. E kadın hasta zaten. Ha, hapishanede savcı. Cumhuriyet Has Savcısı değil ya. Utanıyor kadın yazık. Yok be oğlum. Ya Tahsin çapraz bir çocuktu. Kavgası gürültüsü eksik olmazdı. Mevlüde Hanım teyze onun hapiste olduğunu bilmiyor. Zaten kadın ayakta soğutuyor ya. Kimsesi de yok. Ay yazık kadına ya. Mevlüde teyze oğlum oğlum der de başka bir şey demez. Ya durun benim acıcık geniş ailem. Mevlide teyzenin hasreti dinecek. Kurmay yapay full general zekam sayesinde Mevlide teyzeyi oğlu Tahsin'ine kavuşturacağım vallahi ya. Bir günlüğüne de olsa ben onları kavuşturacağım. Bana bak Cevahir. Bu eve bir bela bir nizan getirme yoksa seni Tahsin'ine kavuştururum ha. Sabırla baba izninizle hazırlanmam lazım. Kur'an Bey beni mi çaldırdınız? Aman Uysel Bey az kalsın açıyordunuz. Yani kilitliyordunuz bana. Kur'an Bey beni çağıracağınız zaman o kuz zilini üç kere çaldırın ben gelirim. Hap Pavlo Mürsel. Neyse Mürsel Bey biz asıl konumuza gelelim. Size üç vakte kadar yol göründü. Çanakkale'de okullardaki yeni kılık kıyafet yönetmelikleriyle ilgili bir sempozyum olacak. Okulumuzu temsilen siz gideceksiniz. Kur'an Bey ben... Küçüğüm diye mi beni gönderiyorsunuz? Hop, Sabit Mürsel. Olur mu Mürsel Bey? Sırasıyla. Geçenlerde de ben Ankara'ya gitmiştim. Şimdi sıra sizde. Dümra Bey, daha da hamile. İşte ben yokken sıkıntıdan doğurursa göremem ben Somer'imin tulamı. Canım siz de doğduktan sonra görün. Zaten çocuklar ilk doğduklarında çok çirkin oluyorlar. Hadi siz de yavaş yavaş hazırlanın. Yeniden doğup gelin Mürsel Bey. Anlatabiliyor muyum abiler? Devir abi. Kadın hasta. Yaşlı. Oğlu içeride. Ne bileyim ben abicim hani böyle bir akıl tokuşturalım da belki bir fikriyat kıvıldar diye düşünüyorum ama. Kıvıldama buldum. Gidip savcıyla konuş. Bir güzelce anlat. En iyi silah dildir.
Yeri gelir zarfı yalar boş verirsin, yine de derman olur her daim. Savcıdan kopar izni, Mevlide teyzenin gönlünde çay parçacıkları kalmasın her daim. Öyle mi düşünüyorsun? Evet, 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 doğru. Aynen öyle. Benim de aklıma yattı ya. Hay senin akıl süzgecinden kervanla geçerim ben ya Devir abi. Ne süper kolik bir fikriyat ya. Merak etmeyin, ben ikna ederim savcıyı. Dil bende, dillik bende. Millet! Çok büyük sevaba giriyorum. Güru, bir dakika. Bu mahallenin en cilalı, en vernikli delikanlısı benim. O yüzden de bu işi ben çözerim. Takdir edin beni. Takdir edin beni, takdir et. Et takdir et, takdir et. Et takdir, takdir, takdir edin beni. Parlak gence bak. Oğlum sen at yarışına girsen at güzeli seçilirsin lan. Mis Bilal. Bak bu işe karışma. Kıkırdaklarını tırnaklattırma bana. Ben senin gibi hukuki boşluklardan üfürmüyorum. Çürük. Benim tanıdığım bir savcı var. Biz Yozgat'tayken onlarla bir hukukumuz olmuştu. O sonradan çok gönül verdi bu işlere. Gider ondan rica ederim, bir günlüğüne alırım Tahsin'i. O zaman ikiniz gidip alıp getirin Tahsin'i. Annesinin elini öpsün her daim. Helal olsun, bravo be. Cava, Tahsin'i aldıktan sonra aga beni kadınlar koğuşuna böyle sunsana. Benim üstü dışı böyle patlasınlar aga. Ulvi senin bacağını omzuna atarım bak. Arama motoruna kuş kaçıran Ulvi, yuh be. Şimdi bana bakın sen çürükler. Sakın beni savcının yanında mahcup falan etmeyin savcıya karşı. Vallahi cümlenize ailevi tazminat davası açar, paranızı alırım. Beni haklı çıkartmayın kardeşim. Yaşasın delalet. Oğlum bak. Mevlide teyze ya. Mevlide teyze. Heh. Ne arıyorsun, ne yapıyorsun? İyiyim hamdolsun. Ekmek aldın ya. Oğlum insanların ekmeğiyle oynama, mevsimin gelmesin. Dur yanımda oğlum, dur. Ya bir dakika Ceva ya. Mevlide teyze. Heh. Senin oğlan var ya Tahsin. He. Ha işte biz ona olmaya gidiyoruz. Ne? Oğlum mu geliyor? Tabii. Bak ben de senin bir yerde oğlun sayılırım, tamam mı? Mevlide teyze, baba da bana, baba, baba. Allah senin belanı vermeye. Yapmayın çocuklar. Yok, bir şey, yok. Bir şey yok. Anacığım, her şey yolunda, tamam. Bana haber vermedi ki. Gerçi o numarasını vermez ki bana. O arar arada bir. Aman, seni de bir kere gelsin de. Ayda bir dağdasın. Çok sevindim yavrum, sağ olun, sağ olun. Hadi ben gideyim de hazırlanayım, ha? Güle güle, anam benim ya. İnsan bu kadar, bu kadar anguç bir organizma olur. Senin kişisel gelişimine katkıda bulunanlara yazıklar olsun be. Yuh sana. Hep senin yüzünden sudan ucuz. Taktın peşimize bu az gelişmiş midilliği, tuttu en nadir bitki örtüsünü kemirdi. Nat nat nat, hayvanat. Ne diyorsun oğlum? Tamam oğlum durun bakın. Artık Tahsin'i getirmek 33. farz oldu. Şöyle yapıyoruz. Yetersizle Bülbül. Siz gidip kahvede geviş getirin, biz de gidip Tahsin'i getirelim. Ver bakayım ellerinizi. Ya! Ver oğlum. Ya hayır ya! Kardeş kardeş, hadi kötü ya. Kötü oğlum, hadi kapının önünden de çok uzaklaşmayın, hadi bakayım. Ya kahvede ne diyorlar biliyor musun? Hadi oğlum! Oo, hadi bir, hadi. Kış kış, hadi. Oğlum bak, benim tatlı dilime, güler yüzüme doyulmaz. Ben o savcının üstünden girerim, masasının altından çıkarım. Yürü, koyuk.